Gaspe, jubona, yani tevahiya Kurdistan'ı gaspek mazına, yani iradavi gele destana neser. Destana ve irada ve gelici em kabul nakin. Tu demici me kabul nakir, em neheci kabul nakin. Hun eki helbijerin bejin eve irada mene, irada ve geliye. Demek de ve heval an bin çav diken, an dame zindanın, bejin vala em irada tenaz nakin. Dünnikari, khareve bebe, em jid bejin, em seri khua natavinin, emi. İrada xwa disabena ci emê xwa hevra bi gelive rêve bibin. Belediye şaredarî ci yemene û xwe rêve bibin ci emin. Emê xwa rêve bibin û gel gelê xwa spas dike. Hûn bînin yani derdorê wanê, alt yapıya wanê, üst yapıya wanê hûn hemiyet bînin. Yani çi hizmet kiye kabla ek derkevi beje ola bu mev hizmet kiriye. Yani hizmeti nake, çima nake? Çünkü gasp giriyor yani. İrada ve geli gasp giriyor. Rünişti eser irada ve geli derdi o ne hizmette. Derdi o ne ev gele. Derdi o maaşı o ya. Mahakha tamam bir kere biçin. Beru ya çende en bejin disa hilbici artına ne yap eşyama da eme disa van birekene cihe van. Em gaspe kabul nakin. Bu bir haksızlıktır yani. Ne olabilir ki? Başka bir şey diyecek bir şey yok yani. Bizim belediyelere mesela halk seçiyorsa halk seçmeyecek kayyum ataması bir haksızlıktır bana göre yani. Şu anda bütçede bir şey kalmadı ki zaten. Parayı hepsini getirdiler kayyum. Başkan yönetmesi gerekirken vali yönetiyor. Bu da bence hiç doğru bir şey değil yani. Ya bu zaten halkın iradesini gasp etmektir. Birebir yani burada mesela hani Van olsun, Diyarbakır olsun, başka DEM Parti'nin eski ismiyle HDP'li partilerin aldığı seçmenlerini ya da halk iradesini gasp etmektir, işgal etmektir. Başka bir şey de bakın sokakları gösterebilirsiniz. 8 yıllık kayyum döneminde Van'a herhangi bir yatırım yapılmamış. En basitinde Van'ın en işlek caddesi Cumhuriyet Maraş, şura bura hiçbir şekilde temizlenmiyor. Ondan sonra 8 yıllık kayyum sürecinde Van'da bütün ne kadar akraba, hısım varsa hepsi atanıyor. Rüşvet, torpil hiçbir şekilde şeyle yani hiç kimse hakkıyla girmiyor. İşler Van'da bir iş kur elemanı bile işe alındığı zaman Van'da torpille alınıyor. Yani bunu iddia eden varsa bakın mevcut iktidarın iki tane şu anda milletvekili var. Onların izni dışında hiçbir şekilde kimse atanamaz. Bu bir gerçektir. Bunu bütün Van halkı biliyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Gibi belli yani. Rüşvet, kayırma, halkın iradesini gasp etme başka bir şey yok ki. Torpil, başka ne olabilir? Yani kayyumun bugün atandı bütün belediyelerde kayyumdan ne bekleyebilirsiniz? Size soruyorum. Çünkü kendisi zaten atanmıştır, seçilmemiştir. Buranın yerel yönetimleri, yerel yönetimlerin iyi gitmesi için, işlerin yapılabilmesi için halkın idare etmesi lazım. O da burada yok. Çünkü kendisi atanmıştır. Seçilmemiştir. Van halkı da hiçbir zaman bu kayyumu seçmemiştir. Aldığı bir oy oranı mı var? Halkın karşında bir, halk nezdinde bir karşılığı var mı? Kesinlikle yok. DEM Parti yerel seçimlerde %12, bu seçimde %8'e düşmesinin sebebi mesela CHP ile birlikte bir tane şey, ittifak yapması seçmenin çoğunda etki oldu yani. Mesela hani benim bulunduğum yerde mesela sandıklarda 300 oy bulunmasına rağmen 150 oy kullanıldı. Ve kullanmayan oyların çoğunluğu zaten DEM Parti'nindi. Ama ondan sonra mesela DEM Parti Türkiye yerel seçiminde Türkiye geneli %12 diye düşünüyorum. Van'da %65'e 30 olur. Yine aynı olacak. Aynı olacak. Değişen bir şey olmayacak. Tabii ki DEM Partisi'ni. Sokakları görüyorsunuz ne haldedir. Bir şey söylememe gerek yok. Tabii biz Nordev'de oturuyoruz. Zaten kimse çalışmıyor bize. Öyle mi? Yani asfalt yok, hiçbir şey yok. Nordev'desin. Bakarsa zaten mahrum bölgedir. Siz diyorsunuz. Tabii. Kendinize bir hocam.